Herkese merhaba. Pulumudu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle hazır evdeyken gardırop düzenlemeleriyle ilgili konuşacağım. Ufak tefek tüyolar ve nasıl olursa gözümüze daha hoş gelir onlardan bahsedeceğim. Ama öncelikle şöyle ufak bir güzel haberle başlamak istiyorum. Pulamoda.com sayfamızda tüm ürünlerde %30 kampanyamız var. Sizleri sitemize bekliyoruz. Başlayalım. Öncelikle fazlalıklarımızdan kurtulmamız lazım. Fazlalıklarımızdan kurtulmamız lazım derken atın anlamında kesinlikle söylemiyorum. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz kullanmadıklarınızı. İhtiyaç sahipleriyle paylaşabilirsiniz ya da geri dönüşüme verebilirsiniz. Bu sayede hem siz fazlalıklardan kurtulmuş olursunuz hem de başka amaçlarda tekrardan kullanılmış, değerlendirilmiş olur. Bunu yaparken zorlanabilirsiniz ama şöyle bir söz var. Bir sezon boyunca giymediğiniz bir şeyi bir daha giymezsiniz. Bu sayede dolabımızda oldukça fazla yer açılacak ve daha rahat düzenlemeler yapacağız. Bir diğeri de neye ihtiyacımız olduğunu belirlemek. Pantolon mu çok giyiyoruz, etek mi çok giyiyoruz? Hangisini daha çok giyiyorsanız ona göre ihtiyaçlarınızı belirleyebilirsiniz. Sonuçta fazla olanları artır. Şunu da belirtmek isterim. Eğer yeni bir gardırop satın alacaksanız, tasarlama ihtimaliniz varsa kıyafetlerinize uygun tasarlayabilirsiniz. Eteklerinizin uçları, pantolon uçları, ceket uçları eğer zemine değmezse daha rahat bir kullanımı olabilir. Ütüsü bozulmaz. Bunları siz hangi kıyafetiniz daha fazlaysa ona göre planlarsanız daha güzel bir gardırobu olur. Bir diğer noktamız ise askı. Eğer aynı askıları kullanırsanız daha düzenli, daha tertipli gözükür. Kıyafetlerin renklerinden dolayı dolaplarımızda biraz kargaşa oluyor. Bunu biraz daha aza indirmiş oluruz. Askı renklerini ya da kullanıyorsunuz kutu renklerini aynı renk kullanarak da güzel bir görüntü sağlarsınız. Bir diğer nokta ise asılabilen organizatörler. Eğer gardırobunuzu yaptıramıyorsanız ya da bunu planlamadıysanız daha öncesinden bunları tercih edebilirsiniz. Hem bu sayede kendi kafanıza göre de organizatörler seçebilirsiniz. Bunlar da işimizi oldukça kolaylaştıracak, inanın bana. Raflarımızı düzenlemeye başladıysak bunları kullanım sıklıklarımıza göre ayarlayabilirsek daha iyi olur. Hem bu sayede alırken bir öncekini ya da bir sonrakini düzenini bozmamış oluruz. Daha çok kullandığımız eşyalarımız elimizin altında olması bizim için oldukça önemli. Ve şeffaf kutular. Bunları ayakkabı koyabilirsiniz, aksesuarlarınızı koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çoraplarınız olsun, bütün eşyalarınızı kullanabilirsiniz. Şeffaf kutuyu şu yüzden öneriyorum. İçinde ne olduğunu bildiğimiz için kullanırken ya da bakarken karıştırma olasılığımızı biraz da olsa düşürdüğünü düşünüyorum. Ayrıca aksesuarlarımızı eğer başka bir alanınız yoksa gardırobunuzda asılabilecek bir yere konulmasını tercih ediyorum. Bu sayede işimiz biraz daha kolay olacak. Bir de katlamalarımız var. Kıyafetlerimizi katlarken minimum seviyede katlayalım. Daha az nasıl yer kaplıyor ona göre katlamalarımızı yaparsak bunlar sizin için iyi olur. İsterseniz bunlarla ilgili başka bir zaman, başka bir videoda buluşabiliriz. Size çeşitli katlama yöntemlerini gösterebilirim. Kıyafetlerimizi aynı şekilde katlamamızda gözümüze daha hoş gelecek ve daha tertipli bir görüntü elde etmiş olacağız. Evet, bu haftaki videomuzun da böylelikle sonuna geldik. Başta hatırlattığım gibi pulamoda.com sayfasında tüm ürünlerde %30 kampanyamız sizleri bekliyor. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.